İlk geldiğimiz yıl 5.4 olan sine oranı ortalamada bugün 1.3'e düşmüştür. Arkadaşlar, önemli olan üretmek ama kaliteli üretmek. Biz kaliteli üretmek değil arkadaşlar. Bu uzun vadede sine ile mücadele etme programıdır. Çerçeveyi bırakmayacağız. Bu yıllar boyu bizim projesi. Birlikteliğimizin projesi. Ben bu konudan dolayı sizlere desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı olsun. 2018 yılında borsaya ilk geldiğimizde şöyle bir sıkıntımız vardı. Buradaki köylülerimiz ürün değerinin ucuz olmasından dolayı isyan noktasındaydı. Çünkü Polatlı Borsası ile Çorum Ticaret Borsası arasında ortalama resmi fiyatlara göre %30 fiyat farkımız vardı. Biz burada bunun nedenini araştırdığımızda Çorum'daki buğdaylarımızın süneli olduğunu gördük ve süneyle mücadele etmemiz gerektiğine inandık. Bu çerçeve kapsamında süne mücadelesine başladık. Sayın Valiliğimizin ve Tarım İl Müdürlüğümüzün bünyesinde Ziraat Odası ile beraber yaptığımız çalışmalarda hemen süre tespit çerçevesine girdik ve keklik salım programını 2019'da başlattık. 2020 yılında da yine aynı şekilde fidan dağıtımı, keklik salımı ve bu projenin sürekliliği gerektiğine inanıyoruz ve biz bunu devam ettirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Fakat 2018 yılında %30 olan fiyat farkı bugün Polatlı Borsası ile aramızdaki fiyat farkı yok. Aksine biz %1,5 daha ortalama fiyatta borsamızda ürünler pahalı satılmaktadır. Bunun nedeni de ilk geldiğimiz yıl 5.4 olan süne oranı ortalamada bugün 1.3'e düşmüştür. Arkadaşlar, önemli olan üretmek ama kaliteli üretmek. Biz kaliteli üretmek için gereken mücadeleyi hep beraber yapacağız. Çünkü biz borsamızda kaliteli ürünlerin satılmasını istiyoruz. Bu sene 2021 yılında 360 bin ton borsamızda buğday tescili yapılmış. Yapılmamışını bilmiyoruz. Bunun %30'a değerini çarptığınız zaman bugün 200 milyona yakın Çorum'daki çiftçimizin cebine bir katma değer sağlanmıştır. Ben inanıyorum ki bu para Çorum'da da 3 defa devir daim yaptıysa Çorum ekonomisine büyük bir katkı sağladığına inanıyorum. O yüzden bu proje hepimizin projesi. Bizim süre mücadelemizde dut ağacında propolis, parazoit dediğimiz böceklerimiz yaşıyor. Bu böceklerimizin özelliği şu, süne böceği havalar ısındığında 18 derecenin üzerine çıktığında buğdaylarımızın yapraklarına, yumurtalarını bırakıyor. 7 tane yumurta bırakıyor. Bu parazoit böceğimiz var ise bu böceğimizin 6 tanesine o yumurtaların kendi yumurtasını bırakıyor. Dolayısıyla 7 yumurtadan 6 tanesinde parazoit çıkıyor, faydalı böcek, 1 tanesinde de süne çıkıyor. İşte parazoit böceğinin yaşam alanını oluşturmamız gerekiyor. Sadece ilaçlama bu iş olmaz. Biz bu işin organik olarak yapılmasını istiyoruz. Bir diğer mücadelesi de kekliktir. Biz de bir tane kekliği bugün 1 milyara yakın süneyi yediğini düşünürsek bu mücadelemizi devam ettirmek zorundayız. Bu sadece dut ağacı dikmek değil arkadaşlar. Bu uzun vadede süne ile mücadele etme programıdır. Çerçeveyi bırakmayacağız. Bu yıllar boyu sürse de biz buna devam etmek zorundayız. Benim tek endişem şu, onu da belirteyim. Bu sene kar çok oldu. Çok olmasından dolayı da kekliklerin birazcık yaşamında kısıtlamalar olduğunu inanıyorum. Çünkü o yoğun kardan yaprakların altındaki meşe ağaçlarının altındaki sünelere ulaşamamış olabilirler. Bu sene artış olacaktır tahmin ediyorum. Biz her köydeki artışı tek tek tespit ediyoruz. Gelen ürünlerin burada hepsinin tespitini köylerimize göre yazıyoruz. Hangi köyde yoğunluk başladıysa biz o köyde de özel mücadele için çalışmaya başlayacağız. İlimizde tarım yapılabilir alanların toplam büyüklüğü 535 bin hektar. Bunun 172 bin hektar alanında tarım üretimi, buğday üretimi yapılıyor. Tarımda buğday üretimi yapılıyor. Ve yıllık üretimimiz de az önce borsa başkanımız da ifade ettiler. Yıllık 300 bin 375
bin ton arasında değişiyor. Bu kadarlık bir buğday üretimimiz var. Daha önceki yıllarda buğday üretiminde Türkiye'de 10. 12. sırada yer alırken son yıllarda 20. sıraya gerilemiş durumdayız. Bunda vatandaşımızın, çiftçilerimizin alternatif ürünlere yönelmesinin de büyük bir payı var. Tabii kaliteli buğday üretiminde en büyük sorunlardan, olumsuz sorunlardan birisi süne. Süne buğdayın hem fiyatını hem de kalitesini düşürüyor. Dolayısıyla 2019 yılından bu yana hem doğaya keklik salımını yapıyoruz hem de onlara doğal yaşam alanı oluşturmak için fidan dağıtımı gerçekleştiriyoruz.